Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine sıcak bir akşam. Hemen size özellikle gündem başlıklarını vereceğim. Ama öncelikle parlamentoya döneceğiz. Mecliste Anayasa Komisyonu görüşülüyor. Başkanlık tartışılıyor biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle AKP başkanlık konusunda önemli adımlar attı. Ve başkanlığı bir yere taşımaya çalışıyor. Ama komisyonda yine parlamentoya yakışmayan, demokrasiye yakışmayan bazı görüntüler var. Nedir engelleme, neler yaşandı, neler oldu? Az sonra anlatacağız ve el baba gideceğiz. Twitter'ın yasaklanması, YouTube'un yasaklanması artık alışkanlık haline geldi. Türkiye anayasadan kaynaklanan bireysel hak ve özgürlüklerden çok uzak. Artık kendi özgür alanını, haber alma hakkını ve iletişimde bulunma hakkını ne yazık ki devletin bazı katı uygulamalar yüzünden kullanamaz durumda. Onu konuşacağız, Türkiye'yi konuşacağız ama demin de söyledim. Öncelikle meclise gideceğiz, parlamentoya, anayasa komisyonu çok önemli. Türkiye'deki rejim ya da sistem değişikliği konusunda atılacak son adımlar belirleniyor. Geri dönüşü olan bir yol değil. Parlamenter sisteme tekrar geri dönüş mümkün değil. Türkiye gerçekten tarihi bir kavşak noktasında. Bütün bunları konuklarımla birlikte konuşacağım. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle size konuklarımı tanıtayım. Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci yazar, kitaplarıyla çok konuşuluyor bugünlerde. Gerçekten Ankara'nın derin kulisleri ve bilgileri. Saygı Öztürk'te. Hoş geldin Saygı abi. Sağ olun. Mustafa Balbay, gazeteci yazar, bir meslektaşımız. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili. Hem siyasette hem gazetecilikte önemli bir durak noktası. Bu akşam onun bilgilerine çok ihtiyacımız var. Ayrıca Anayasa Komisyonu'ndan yeni geldi. Ve oradaki tartışmaları, neler yaşandığını, ne için bir yine kavga gürültü çıktığını, AKP'nin bu sefer neyi dayattığını ona soracağız. Sevgili Balbay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Hemen sağ tarafında Sayın Haldun Sormaz Türk, 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı, aynı zamanda emekli Tuğgeneral, önemli bir komutan, asker, strateji uzmanı ve devlet adamı. Hoş geldiniz Sayın Sormaz Türk. Ve Necdet Pekmezci, kitaplarıyla 12, kaç oldu Necdet kitapların? 12'ye doğru gidiyoruz. 13'e doğru gidiyor. Gazeteci, yazar. Onun da çok gerçekten önemli kulis bilgileri var. Bu akşam ona da soracağız. Türkiye nereye diye. Hoş geldin sevgili Necdet. Hoş bulduk. Necdet. Sevgili Babay, hemen öncelikle şeyi konuşalım ya Sayın Babay, nedir bu? Yani Anayasa Komisyonu ile ilgili bir an bize bir haber geldi. Türkiye'nin yani göz bebeği bir kurum olan parlamentonun bir sistem ya da rejim değişikliğine doğru zorlanması söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönüllü bir desteği var. Ben de komisyonları izliyorum. Ama bugün komisyonda çok farklı görüntüler yaşandı. Nedir anlaşılmayan nokta? Neler oluyor? Yani Türkiye bu komisyondan çıkacak sonuca katlanmak zorunda mı bırakılıyor? Komisyon örtülmeye mi çalışıyor? Nedir bize dayatılan Sayın Balbay? Şimdi Sayın Ertürk, tabii sıcak durum. Şu anda ben Anayasa Komisyonu'ndan geliyorum. Burası biliyorsun Halk TV ile meclis arasında sadece bir bulvar var. Koşarak 10 dakikada buraya geldik. Şu anda Anayasa Komisyonu'nda görüşmeler devam ederken birden Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop bir önerge var, okutuyorum dedi. Esası üzerinde, genel üzerinde görüşmelerin tamamlandığından ve genel olarak görüşler anlaşıldığından maddelere geçilmesine. Oyluyorum, kabul edilmiştir. Bu kadar. Yani koca sistemi değiştireceksiniz kendi adları. Oysa bu rejim değişikliği Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir anayasa değişikliği de demiyorum ben bunu. Anayasa yapıyorsunuz. Anayasanın uzun kısa olması gerekmez. 3 maddeyi değiştirirsiniz. Maddenin ruhu anayasa tümüyle değişir. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Ve birden muhalefetin bütün konuşma hakkını kesip hemen maddeleri geçiyoruz dediler. Bu tabii muhalefete katlanamamak bir. İkincisi, belki de bizim hafta sonu çok da yoğun bir şekilde orada olmayacağımızı düşündüler. Çok da fazla söz almayacağımızı düşündüler. Ama biz an itibariyle şu anda 148 kişi konuşmak üzere başvurdu. Çoğunluk CHP milletvekilleri ve şu anda 22. kişi konuşmaya başlamıştı. Evet, süre uzayabilir ama ülkenin kaderini etkileyecek bir anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Maalesef AKP milletvekilleri, zaten Adalet Bakanı Bozdağ oradaydı, Mustafa Elitaş oradaydı ve şu an hemen belli ki önceden hazırlamışlar, hemen oldu bittiye getirip komisyondan biz bunu çabukça kaçıralım demişler. Onun hazırlığını yaptılar. Şu anda ben gelirken kavga devam ediyordum. Şu an arkadaşlar da hani bir değişiklik olursa konuşalım demiştik. Pazartesi saat 11'de görüşmek üzere şu anda tatil etmişler. Oysa biz
ne zaman olursa olsun çalışma hazırız demiştik. Önceki gün 2.30'da bitti. Sabaha karşı 2'de 3'de bitiyor. Biz de sonuna kadar kalıyoruz. Anlatacağız. Önümüze daha uzun bir süreç var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin her şeyini etkileyecek, tek adamlığa götürecek böyle bir değişikliği topluma anlatamayacağını, zor anlatacağını gördü daha doğrusu. Anlatamayacağını demeyeyim, zor anlatacağını gördü. AKP'nin ayrıntılarını biraz sonra konuşuruz. Kendi içinde de kimi anlaşmazlıklar var. Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre 20 milletvekili gidişi hayır demişti. Hürriyet'te o haberi yazan arkadaşları sordum ben, Turan Yılmaz'ın. Size bir tekzip geldi mi dedim, gelmedi dediler. Aksine başbakan da bizim AKP içinde rahatsızlıklar olduğunu kabul eden konuşma yaptı zaten diye söylediler. Tablonun genel özeti sevgili Sayın Ertürk, bugün mecliste günlerden cumartesiydi ama Anayasa Komisyonu saat 14.30'da başladı ve aralıksız şu saate kadar getiriyordum. Ne oluyordu? 21 maddelik anayasa değişikliğinin ne getirdiğini, ne götürdüğünü bütün milletvekilleri hazırlıklarını yaparak gelmişler, anlatıyorlardı. Örneğin şu anda en son konuşmacı Sivas milletvekilimiz Ali Akyıldız'dı. Örnekler verdi. İyi hazırlanmış Amerikan Anayasası'ndan örnekler verdi. Türkiye ile karşılaştırmalar yaptı. Tabii bunları verecekleri bir cevap yok. Açıkçası MHP'de bir talimat almış belli. Genel Başkan, bu komisyonlarda siz çok aktif olmayacaksınız. Ama haklı olarak bir fiili durumu, anayasayı uydurmamız gerekir zemininden dışarı çok çıkmayacaksınız. 15 Temmuz sonrası yeni bir Türkiye oluşmuştur. Ona göre biz bunu da Türkiye hukuk zemine oturtmak istiyoruz diyeceksiniz. Orada duracaksınız demişler. O belli. HDP'li milletvekilleri belli kendi gündeme getirdikleri sorun çerçevesine konuşuyorlardı. Onlar çok anayasa ama CHP evet, değil. Onların derdi dahil değiller. Evet. Bir şey söyleyeceğim Sayın Baba. Şey çok dikkatimi çekti ya. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri sanki böyle bir hani garip bir suçluların sessizliği içinde bir utanç, yanlış anlamasın kimse beni de. Ben yani dikkatle izledim MHP milleti. Ben de komisyondaydım. Ya yani bu hafta düzenli olarak izledim. Ne ses çıkarıyorlar, ne itiraz ediyorlar, ne söz alıyorlar, ne yasayla ilgili bir, anayasayla ilgili bir görüş gündeme getiriyorlar. O zaman ne için oradasın diye Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine sormak lazım. Nedir bu sessizlik? Şimdi tabii Sayın Ertürk, MHP kendince benim gördüğüm genel başkan koltuğunu büyük ölçüde korudu bu şekilde. 4 tane rakibi vardı. Onların ekarte edilmesini sağladı. Şimdi Devlet Bahçeli gidecek mi gitmeyecek mi tartışması yerine ne diyecek sorusunu sorulduğu bir parti yarattı. Bu bir siyasi parti lideri için koltuğunu korumak anlamında başarıdır. Ama bu değişikliklerin Türkiye'yi nereye sürükleyeceğini sorgulamaması mümkün değil. Ki bu anayasa değişikliğiyle birlikte maddelerin ayrıntılarına bakıyorsunuz. Tek adamlık, bu başkanlık bile değil Sayın Ertürk. Başkan, diktatör, bir tek adam yönetimi. Çünkü başkanlık dediğinizde kurumlar olur, kurullar olur. Onların hiçbirinin olmadığı bir yere gitmek istiyorlar. Karşılıklı şu anda, denetleme olur, birbirini kontrol evet, olur, senatosu yok. Olur, temsilciler meclisi olur, başkanın senatoya karşı sorumlu olur, senato başkanı atacağı her adamı sınırlar, bütçeyi senato onaylar. Mesela Amerika'daki başkanlık sistemi. Aynen. Ya da Fransa'da yine bunun benzeri. Parlamento var, başbakanlık var. Burada Sayın Ertürk, başkan kimseye karşı sorumlu değil. Bütün kamu yöneticileri başkana karşı sorumlu. Bu 12 Eylül'de Kenan Evren için biçilen anayasanın bugünkü yansıması itibariyle şu anda Recep Tayyip Erdoğan'a biçilmiş bir anayasa. O anayasayı Orhan Aldıkaşlı başkanlığında bir heyet oluşturmuştu ve fiilen de Aldıkaşlı anayasası denmişti. Bugün anayasa komisyonundaki tabloyu gösterdi ki bu da bir Kaptıkaşlı anayasası. Yani Türkiye yani 40 yıldan Aldıkaşlı anayasasından şimdi Kaptıkaşlı anayasasına geçiyor. Bakın daha mecliste görüşülmeye başlanmadı bile. Anayasa komisyonundaki görüşmeleri dahi tahammül edemediler. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz de halkın içindeyiz. Ben dün sabahtan gece saatlerine kadar Kubilay anmaları nedeniyle Menemen'deydim. Pek çok yerden gelen insanlarla konuştum. Eleştiren var, daha şöyle olmalısınız diyen var. Bütün bunlar bizim kabulümüz. Çünkü gönül umduğuna küser.
gönül umduğundan bekler. Ama şu ortamda biz çok açık söylüyorum. Mecliste şu andaki Anayasa Komisyonu'nda çoğunluktaydık. En çok CHP milletvekili vardı. Ve hepimiz orada her sırası gelen, tek tek hazırlanmış, hangi maddenin bu ülkeyi nereye götüreceğini ayrıntılarıyla anlatmaktaydık. Tabii evet. AKP'leri anlatmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama ne olursa olsun Türkiye'ye anlatmak üzere oradan başlamıştık. Ben buradan tüm Türkiye'ye şunu söylemek istiyorum. Bakın neyi nereden kaçırıyorsunuz? Bir hafta sonu, normalde bugün meclisin çalışma günü değildi. Evet. Hafta sonu çalışma koydunuz, geldik biz de. Şu Anayasa Komisyonu'nda görüntüleri bir getirelim arkadaşlar. Evet. Görüntüler, bu benim çektiğim görüntüler bunlar. Aynı zamanda şey olarak da yapmıştık. Tam karşısındaydım çünkü. Orada etrafımızda kimse yoktu. Ve şunu da söyleyeyim, niye benim çektiğim görüntüler demek durumunda kaldım. Bu komisyona kamera girmesi yasak Sayın Ertürk. Bunu Türkiye duysun. Devletin TRT'si dışında, o TRT'de zaten hangi yayını nasıl vereceğini biliyor zaten. Hepimiz izliyoruz. Kamera sokmak yasak. Bir Meclis TV sanırım kayıt için yani. Tabii o kadar Meclis kayıt TV'nin için. Meclis TV'nin bir tek kamerası Meclis var. Meclis TV o kadar. Kimseye de vermiyorlar o görüntüyü. Vermiyorlar. Yani kapatıyorlar. Türkiye'nin sistemi, rejimi, düzeni değişecek bir olayda kapatıyorlar. Bir şey söyleyeceğim sevgili Baybay. Dün 3 gün önce Muhammed Emin Akbaş oldu. Çankırı Milletvekili AKP. Evet. Bir konuşma yaptı. Aslında bu AKP'nin yeni anayasa değişikliğine nasıl baktığını ya da var olan mevcut başkanla ne tür yetkiler yükleneceğini çok açık ortaya koyuyor. Şöyle diyor. Dün Abdülhamit'e müstebit padişah diyenler 100 yıl sonra diktatör cumhurbaşkanı diyorlar. Arada bir ilişki var. Abdülhamit Han çeşitli suikastlara da muhatap olmuş. Maalesef attın ama vuramadın ey şanlı avcı şeklinde bir takım o günün entelektüel ve medyadığıyla ilgili çeşitli örgütlerin çeşitli yaklaşımlarının sözlerine muhatap olmuş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Abdülhamit de bugünkü Cumhurbaşkanı'nın var olması gereken, alması gereken yetkileri özdeşleştirmiş. Hı hı. Yani şunu söylüyor. Muhammed Emin Akbaşoğlu, Çankırı AKP milletvekili. Bir Abdülhamit seçeceğiz diyor. Ve konuşmasında bunlar var. Yani darbelere gelmiş, Abdülhamit Han'ın neler yaptığını anlatmış ve o dönem atıfta bulunmuş ve aynı yetkileri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanması gerektiğini söylüyor. Yani sizin anlattığınız şeyle bu çakışıyor AKP. Aynen. Ya bir padişah mı seçiyorlar yani? Padişahtan bile öte. Çünkü padişahın bile bir meşveret ettiği, bir danışma, bir şura dedikleri bir kulu vardı. Akbaşoğlu kamerada en sol, bu tam biraz sonra görünecek AKP, şu anda tam köşedeki. Beyaz saçlı olan, evet köşedeki kişi Akbaşoğlu. Ve o kişi şu anda mecliste Abdülhamit Han göğsünü gere gere iyi bir şey yaptım. Bak işte şu andaki Han'a ben onun gerekli olduğunu anlattığım gibi en böyle deyim yerindeyse kabadayı dolaşan kişilerden biriydi. Çok özentileri var. Yer yer onu söylediler zaten. Mecliste bağlantılandırmak için şunu söyleyeceğim. Evet. Abdülhamit meclisi tatil etti değil mi? Meclisi kapattı. O günün yasaları önünde meclis kapanmamıştı Sayın Ertürk. Tatile gönderilmişti. Abdülhamit diyordu ki, tarih yazıyor tarihte bu. Meclisi nereden kapattık? Tatil ettik diyordu. İşte bunların tüm özentileri işte o günkü o riyakar, kindar ve cindar. Adeta hani cin olmadan adam çarpma kalkmak derler ya. Böyle değişikliklerle dolu bir anayasa bu. Şu anda biz bu komisyonda bütün her maddenin ve üstelik de örnekleriyle biraz sonra ayrıntılarına geleceğiz. Suriye Anayasası'yla karşılaştırdık bu maddeyi. Biraz sonra yaparız. Onunla da, tabii biraz sonra yaparız. Onunla da karşılaştırdık. Böyle bir kişinin her şeye hakim olduğu ama hiçbir şekilde sorumlu olmadığı ve milletvekillerinin de ben kişisel olarak böyle ille ben milletvekili kalayım, milletvekili olmazsam mücadele edemem derdinde değilim. Bizim elimiz kalem tutuyor, başka şekillerde mücadele ederiz. Ama bu değişiklikte milletvekilleri, Sayın Ertürk tabirimi hoş görsünler, o kadro bekleyen taşeronlar hoş görsünler, iş garantisi olmayan bir taşeron gibi olacak. O kişi hiç muhalefet edebilir miyim? O kişi bu başkan da ne oluyor diyebilir mi? Çünkü eğer mecliste çoğunlukta bir başkanın aleyhine bir hava oluşursa feshettim diyecek. Evet. Bir kararla feshettim diyecek. Ama özeti bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bu anayasa değişikliklerinin Anayasa Komisyonu'nda tartışılmaması için bir korsan önerge vererek konuşmaları bitirdim dedi. Biz de buna itiraz ettik.
Ve şu anda da bu itirazımızın sonucunda pazartesi ertelediler. Ama sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizim de konuşma şeyimiz tabii değişti. Ben başka şeyler hazırlamıştım. Tabii, onları biraz sonra geleceğiz. Aktarırız. Evet. Sayın Öztürk, Saygı abi şimdi bir şey soracağım burada. Bu Anayasa Komisyonu'nun kurulmasından ve çalışmasından bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini yadırgamamak lazım burada. Tabii. Aklıma şey geliyor. Şu Rize'de sökülen Atatürk heykeli belki Bahçeli'nin yani MHP Genel Merkezi'nin karşısına koymak lazım. Çünkü o da bu anayasa değişikliğini ileride bize neler getireceğine bir ışık gibi geliyor bana. Onu sonra konuşuruz da. Bir Abdülhamit seçme gibi AKP'nin bir temennisi var. Yani bunu seslendiriyor milletvekilleri. Yeni Abdülhamit diyor. Yani yeni başkan, şöyle yetkiler alacağız, şunları vereceğiz demiyor. Önce Abdülhamit'in hayat hikayesini anlatıyorlar düzenli olarak. Ve sonra bunu Sayın Erdoğan'la ilişkilendiriyorlar. Nedir bu? Mesela 16 şehidimiz var Elbap'ta, kimsenin umurunda değil. Tabii, tabii, Türkiye'nin bölünmesi söz konusu, kimsenin umurunda değil. Türkiye'nin her köşesinden acı haber geliyor. Ama AKP'nin tek derdi var. Çok samimi söylüyorum, ben meclis muhabiri olarak söylüyorum. Komisyonda başkanlık. Nedir bu Saygı abi? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın istediği düzenlemeleri yapmak için adeta seferber olmuş durumdalar. Bu seferberlik hali herhalde böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü olduğu gibi işte anayasa taslağının bütün milletvekilleri tarafından imzalanması, arkasından bu konuyla ilgili neler yapılabileceği belli olmasına rağmen, yani taslakta öngörülen hükümler neler olduğu belli olmasına rağmen, milletvekilliği sıfatının tamamen ortadan kalkacağı bilinmesine rağmen, işlevsiz hale gelineceği bilinmesine rağmen, yasamanın, yürütmenin, yargının, her şeyin bir kişinin elinde toplanacağı bilinmesine rağmen oy veriyorsa yapacak da söyleyecek de bir şey yok. Yani nitekim bunlar AKP'nin istediği bir düzenleme, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın istediği düzenlemeyi harfiyen yerine getirme gayreti içerisindeler. Ya bırakın da bunların yeteri kadar tartışsın, yine çıkartın, onu bile kabul etmediklerini az önce Sayın Balbay da anlattı. Yani bir tahammülsüzlük var. Biz istediğimiz yasayı çıkartırız, istediğimiz düzenlemeyi yaparız ve böyle bir anlayışla devam edip duruyorlar. Tabii Türkiye'de bazı olaylar, geçmişte yaşanan olaylar unutuluyor. Günümüzde farklı hallere getiriyor. Az önce Balbay dedi ki, ben dün dedi Menemen'deydim. Hakikaten Menemen olaylarını hatırlıyoruz. Ben de onunla ilgili bir iki tane en azından bu vesileyle bir belge gösterelim Menemen'le ilgili. Tahammülsüzlük o kadar her alanda o kadar artmış ki, bakın Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin bünyesinde İnkılap Müzesi bulunmaktadır. Bu müzenin içerisine bugün yaşlı bir okuyucumuz, dün gazetedeki yazdığımız yazıdan etkilenmiş olacak ki, o müzeye gitmek ve orada işte Kubilay'ın kanlı şapkasını görmek için, oradaki diğer işte hilafet bayrağı ya da işte o gün kullanılan mürtecilerin kullandığı aletleri görmek için gittiği zaman kapıdaki görevlilerin ilk sözleri şu: burada böyle bir müze yok. Bak, samimiyetle söylüyorum. 85 yaşındaki giden insan kapıdan böyle bir müze yok, bizim burada böyle bir şey yok. Çünkü haberleri bile yok. Bakın bu kadar şey söylüyorum. Atatürk Dil Tarihi ve Coğrafya Fakültesi'nin içerisinde böyle bir müzenin olduğundan haberi bile yok. Kapıda nöbet tutan polisin veya işte orada görev yapan bilmem güvenlik görevlisinin haberleri bile yok. Ve insanlara böyle bir günde, böyle bir Kubilay'ın şehit edildiği bir günde almıyorlar. O olmayanlara biz en azından tarihi belgelerle gösterelim. Şunlar rahmetli, saygıyla anılan Kubilay'la ilgili bazı belgeler. Onları da arkadaşlara gösterebiliriz. Şimdi 1931 tarihli bir belge. Bu bakanlık tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmiş İçişleri Bakanlığı'na. Menemen irtica hadisesinde şehit edilen Kubilay Bey'in kanlı şapkası Etnografi Müzesi İnkılap Şubesi'nde muhafaza edilmek üzere meskur müze müdürlüğüne teslim edildiğini arz eylerim efendim, diyor tarihi belgelerle. Bakıyorsunuz, Menemen irtica hadisesinde şehit edilen Kubilay Bey'in kanlı elbiseleriyle gömüldüğü, yalnız kanlı şapkasının Rıza Bey isminde muallim arkadaşlarından bir zatta olduğu anlaşılmakla, ondan alınarak İnkılap Müzesi'ne konması için posta ile irsal ve takdim edilmiştir. Arz ederim efendim, İzmir valisi gönderiyor. Bakıyorsun,
Menemen hadisesinde şehit edilmiş olan Mülazım Kubilay Bey'in kesilmiş başının takıldığı sancağın emri devletlerine tefkiken İnkılap Müzesi'ne konulmak üzere mahallinden gönderilip takim edildiğini arz ederim efendim. Vali Bey yazıyor Ankara'da. Ve onunla ilgili İzmir'deki olayların meydana geldiği zaman 25 Aralık'ta 1930 tarihli o dönem makine başında dönemin İzmir valisinin yazdığı yazılar ve Büyük Önder Atatürk'ün İzmir Menemen'de o dönem çıkardığı kararname, sık yönetimin uzatılması ile ilgili bir kararnamesi bizzat Atatürk'ün ağzında ve böyle olaylara bakıyorsan inkılap tarihiyle ilgili tarihi belgelerin görülmesinin, saklanmasının böyle bir önemli bir günde yok sayılmasının 86 yıl sonra bunların toplumun gözünden bile kaçırma çabaları içerisinde bulunmasını da hayretle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Türkiye giderek zaten baktığınız zaman böyle bir dini yapılaşmaya, daha doğrusu böyle dini farklı bir biçimde kullanıp gelişen bir döneme ne yazık ki sokulmuş durumda. Ve böyle bir günlerde baktım yine şunu da görüyoruz ki işte devrim şehitleri, laiklik şehitlerini bile yok sayıldığı bir dönem. Varsa yoksa başka bir şehitler. Diğerlerinin bunların özellikle Cumhuriyet dönemindeki şehitlerinin yok sayıldığı bir döneme de sokulmuş durumda. Bunu da bir eklemek istedim. Teşekkür ederim. Cemil Çiçek eski meclis başkanı ve önemli bir dönem siyasetin içindeydi. Şöyle diyor. Bu ülke siyaseten ve dinen kandırılmışlar ülkesi diyor. Bu ülke siyaseten ve dinen kandırılmışlar ülkesi. Dinen kandırıldığını gördük. Kendi meclisini bombalayacak kadar, kendi insanına kurşun sıkacak kadar zalimleşiyor diyor. Yani bunu da sormak lazım gerçekten. Nasıl bir ülke kendi ait olduğu partiyle bu 14 yılda bu duruma geldi? Siyaseten ve dinen nasıl kandırılmışlar ülkesi? Muhtarım şeyi soracağım yani gerçekten zor bir dönem Türkiye'de. Yani bu Anayasa Komisyonu'nu ben bir parlamento muhabir olarak izliyorum. Necdet de var orada sevgili meslektaşım. Yani inanılmaz kararlılar, robot gibiler, tartışmıyorlar. Ve arkadaşlar bilmiyorum bu görüntüyü bulabilir mi ama mecliste anayasa değişikliği önergesi daha gelmeden imza toplandı. Bunu tekrar tekrar ve tekrar söylüyorum. 316 imza boş kağıda atıldı. Evet. Türkiye'de sistem değişiyor, rejim değişiyor. Ve neyin geleceğini bilmiyorsunuz. Size neyin gönderildiğini bilmiyorsunuz ama 316 imzayı bir araya getirip önerge gelecek diye başkanlığa teslim ediyorsunuz. Şimdi Türkiye bu kadar zor bir günlerden geçiyor. Bir yanda Elbap, bir yanda onları biraz sonra konuşacağız ama Türkiye'nin ihtiyacı bu mudur? Bu başkanlık tartışması, bu Rize olayları, Saygı abinin de söylediği gibi Menemen olayının söndürülmeye, üstünü kapatılmaya çalışılması. Neler oluyor bize ya? Nedir evet. Bu tartışma? Şimdi öncelikle tabii Sayın Babay CHP milletvekili olarak burada deneyimlerini bize aktardı. Ben de bir vatandaş olarak tabii şunu söylemeden edemiyorum. Lütfen siz anlatmaya devam edin. Çünkü siz anlatınca ancak öğreniyorlar. Yani Sayın Ertürk'ün söylediği gibi imza atarken bunun nasıl bir paket olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi de bilmiyorlar. MHP milletvekili onlar da bilmiyorlar. Yani siz şimdi onlara niye konuşmuyorlar falan diyorsunuz ama bilmiyorlar ki ne konuşsunlar. Bir, iki, yani oturup da cesaret edip okusalar yani herhalde anlayacaklardır. Ama bu sefer yukarıda tabii ilahlar kurban bekliyor. Onun için anlatmanızı tavsiye ediyorum. Sonuna kadar Sayın evet, Sormaz evet. İnanın buna dişimizi tırnağımızı evet. Takacağız. Her birimiz tek tek canlı yayın olacağız. Şimdi belki. Bunun ne faydası var biliyor musunuz demeyeceğim. Şüphesiz biliyorsunuz ama ben hani izleyicilerle de paylaşayım. Şimdi bu insanlar her ne kadar boş kağıda imza attılarsa da veya işte MHP'liler şu anda orada sessiz sedasız efendim, dut yemiş bülbül gibi oturuyorlarsa da bunlar da bizim gibi insan. Ya bunlar da bu ülkeyi seviyorlar. Yani bunlar da bu kadar vicdansız değil. Bunlar da bu kadar sorun, en azından hepsi değil mutlaka. Bunların da çoluğu çocuğu var. Yani bunlar sabah kahvaltıda, akşam yemeğinde bunlarla yüz yüze oturmuyorlar mı yani? Bakmıyorlar mı? Bunların bir çevresi yok mu? Bizim konuştuğumuz insanlarla bunlar konuşmuyorlar mı? Yani bu paketin sonu nereye gittiğini biliyorlar. Şimdi siz konuştukça, anlattıkça içlerinden mutlaka utanıp, sıkılıp
ben bu sorumsuzluğun, ülkeye bu kadar kötülüğün, bu kadar fenalığın ortağı olmam diye itiraz edecektir. Boş kağıda imza geldi. Evet. Sayın Komutanım. Mutlaka itiraz edeceklerdir. 4 gün önce bu önerge gelmeden ve milletvekilleri ne olduğunu bilmeden boş kağıda imza gene başlamış. Şimdi bakın, şimdi bu fotoğrafları çekiyorlar. Nereye gönderdikleri belli. Yani biatlarını ispatlamak için. Ama tekrar ediyorum. Bunlar da insan. Ya bakın, böyle kağıda imzalayıp göndermek başka bir şey. Yüz yüze böyle gözünün içine bakarak onu savunmak o başka bir şey. İşte onun için bunu bir an önce geçirmeye çalışıyorlar. Yani evet. Bu vekillerin, AKP'li vekillerin, MHP'li vekillerin en azından bir kısmının ya bu kadar olmaz kardeşim, nedir bu deyip isyan edeceğini, yani vicdanın sesine uyacağını biliyorlar. Bunun için aceleye getirmeye çalışıyorlar. Önce bunu söylemek istiyorum. İkincisi, çünkü Abdülhamit meselesi çok konuşuluyor. Bu sabah bir başka yerde bu konuyu yine açıldı. Örnek olarak verdim. Orada söyledim. Şimdi burada da tekrar ediyorum. Şimdi Alman İmparatoru, o zaman Kaiser II. Wilhelm, 1878'de şeye geldi. 1887'de Türkiye'ye geldi. Ve İstanbul'u ziyaret etti. Oradan Kudüs'e gitti. Ve Kudüs'te kendisini, böyle bir Kudüs Fatihi gibi Kudüs'e girdi. Biliyorsunuz Müslümanların ikinci kutsal kentidir. Hatta Mekke'den önce ilk önceleri oraya dönük namaz kılınırdı. Yani bu kadar kutsal bir kent. Kendini bir Kudüs Fatihi gibi törenle girdi ve Müslümanların hamisi, koruyucusu ilan etti. Bunu yaparken o Ulu Hakan dedikleri ikinci Abdülhamit sarayında oturuyordu. Abdülhamit hayatında Boğaz'ı karşı Üsküdar'a bile geçmemiştir. Ve gününü tahta oymacılığıyla, marangozluğu çok iyidir, onu söylemek lazım dürüstçe, çok iyidir. Marangozculuk yaparak ve kendisine tercüme edilen polisiye romanları okuyarak, yani Fransızca'dan, İngilizce'den tercüme edilen polisiye romanları okuyarak geçirmiştir. Ulu Hakan bu. Bakın, adamın Kaiser'i Berlin'den kalkıyor o koşullarda, ta Kudüs'e gidiyor ve kendisini Müslümanların koruyucusu ilan ediyor. Ulu Hakan sarayında oturmaya devam ediyor. İşte böyle bir Ulu Hakan bu. Şimdi yine tesadüfen yakında yaptığımız bir çalışma vardı. Orada bu konuyu da yine ele almıştık. Bu 1876 Anayasası'nda padişaha verilen yetkiler, bakın, savaş ilan etmek, barış yapmak, yasaları onaylamak, bakanları ve bir bütün olarak parlamentoyu atamak veya görevden almak. Aynı yetkiler. Yani doğru, yani tespit doğru. Yani ikinci Abdülhamit'e kabul ettirilen anayasanın daha da gerisinde demokrasiden bir anayasa getirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii siz haklı olarak tabii diyorsun, ne oluyor? Rejim değişiyor, sistem değişiyor. Hatta açılışta dediniz ki tekrar parlamenter rejime dönmek zor olacak. Şimdi burada hani benim de hasbelkader biraz siyaset bilimi çalışmışlığım var. Çok kafalar karışık ne olduğu konusunda. Ben bilimsel olarak bu ne yapılmaya, bunun ismini koymak istiyorum izninizle. Ya bu nedir diye. Bunun ismini 1996 yılında dünya çapında, yani siyaset bilimcilerinin en önünde gelen iki kişi, Juan Linz ve Alfred Stepan bir makale yazdılar. Daha sonra kitaplarını da yayınladılar. Bu makalede anlattılar, rejimleri sıraladılar. Şimdi bakın, burada ben ismini söylemeden size rejimin tarifini yapıyorum. Bakın, hani o zaman yani kategori olarak şöyle diyor. Bu rejimde yüksek ölçüde kişisel ve keyfi yönetim vardır. Hiçbir rasyonel ve hukuki sınırlama yoktur. Güçlü bir hanedan eğilimi vardır, yani hanedan kurma eğilimi vardır. Devlet makamlarında görev alanların hiçbir inisiyatifi yoktur, otonomi kullanamazlar. Lidere bağlı veya liderin dediğini yapma, yani lideri takip etme, şimdi şeyde olduğu gibi, Anayasa Komisyonu'nda olduğu gibi, İki şeye dayanır. Bir, korku. İki, kişisel mükafat. Yani ya insanları korkutarak ya mükafat, şahsa mükafat vaat ederek bu itaati sürdürürler. Devlet kadrolarında görev yapanlar ya liderin ailesinden, ya arkadaşlarından, ya iş ortaklarından, ya da toplum üzerinde baskıyı sağlayan, yani korku hükümranlığını sürdüren İnsanlar arasından seçilir. Devlet kadrolarına
seçimin temel kriteri lidere kayıtsız şartsız biat etmektir. Tarif bu. Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır. Liderindir. Saray değil, liderindir. Liderindir yani ve şu anda. Ve liderin bir ideolojisi yoktur. Yani tutarsızdır. Bugün söylediğinin yarın aksini söyleyebilir. Bugün yaptığını yarın aksini yapabilir. Bu rejimin adı sultanlıktır. Ve bu antidemokratik bir rejimdir. Biz şu anda parlamenter rejimle başkanlık rejimi arasında bir seçim yapmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı rejimi diye öyle bir şey yok zaten. Bu bir icat, bu bir uydurma. Uydurma. Bizim yaptığımız seçim demokrasiyle sultanlık arasında seçim yapıyoruz. Ve eğer bu meclisten geçerse, ben halka güveniyorum bu açıdan. Yani halktan geçmez. Parlamentodan geçmesi bir leke olur parlamentomuz ve demokrasi tarihimiz için. Ama geçer eder yani bir yere gelirse, eğer bu gerçekleşirse, geri dönmeyecek olan parlamenter rejim değil, uzun bir süre demokrasi geri dönmeyecek. Onun için adını tekrar, lütfen yanlış anlamayın, tekrar vurgulamak istiyorum. Bu getirilen anayasa değişiklik paketi bu ülkeye antidemokratik bir rejim ve sultanlık sistemini getiriyor. Şimdi sultanlık deyince böyle Osmanlı, Abdülhamit falan değil. Bakın burada verilen örnekler var. Mesela Romanya'da Çavuşescu'nun kurduğu düzen mesela rejim olarak sultanlık rejimidir Çavuşescu'nun. Mesela bugün Beyaz Rusya'daki sultanlık rejimidir. Kuzey Kore'deki sultanlık rejimidir. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bokassa dönemindeki sultanlık rejimidir. Filipinler'de Marcos dönemi sultanlık rejimidir. Haiti'de Duvalye kardeşlerin dönemi sultanlık rejimidir. Yani bu yeni bir şey değil. Yeni bir şey değil. Bunun örnekleri var. Şimdi bu listeye Türkiye'de katılmak isteniyor. Direnmemiz gereken budur. Teşekkür ederim. Olan da budur efendim. Teşekkür ederim. Çok açık, çok net oldu. Necdet, tabii biz senden komisyonu da izliyoruz. Yani bir telaş içine girdi AKP. Yani baktı ki bu anayasa görüşmeleri, komisyon görüşmeleri 45 günde sınırlı. Bu süreden erken bitirme telaşına düştü. Ve saraydan bir emir gelmiş bugün. Yani saray demiş ki bitirin kardeşim, ne uğraşıyorsunuz bununla gibilerinden bir şey. Ne yapılmaya çalışıyor Necdet? Sen yani kulis bilgisi çok derin olan, sağlam olan bir insansın. Nedir bu telaş? Bu yasanın meclisten geçme ihtimali ne? Referanduma gitme ihtimali ne? Tabloyu nasıl gördün? Şimdi Fatih'ciğim zaten Sayın Devlet Bahçeli biliyorsun ilk açıklamayı yaptı ve aynı gün maddeler konuşulmaya başlandı. Ve AKP ile MHP arasında bir pazarlık yapıldığı konuşuluyordu biliyorsun. Ama ilk gün ne konuştuysa, kulislere hangi bilgiler sızdıysa 10 gün boyunca, 15 gün boyunca ikili arasındaki Parsak'la Abdülhamit Gül arasındaki pazarlıklarda hiçbir şey aslında değişmedi. Yani sarayın, AKP'nin neyse, nereden geldiyse o anayasa değişiklik teklifi aynen kabul edildi. Yani bundan MHP'lilerin haberi yoktu. Bir Sayın Bahçeli biliyordu muhtemelen, bir de Mehmet Parsak biliyordu. Çünkü Başbakan Trabzon'daydı ve bir konuşma yaptı. Biz de AKP ile MHP anlaştık, anayasayı değiştireceğiz dedi. O sırada bir MHP'li yöneticinin odasındaydım ben. Birdenbire böyle kıpkırmızı oldu falan filan. Şaşırdı, nereden çıktı bu falan der gibi. Ondan sonra dedim Sayın Bahçeli herhalde akşam bir tweet atar buna karşı anlaşmadılarsa falan. Tabii muhtemelen atmayacak dedi ama onun da haberi yoktu. Gelelim yani yangından mal mı kaçırılıyor mi biliyorsun 3 gün önce 3 partinin grup başkan vekili bir araya geldi. Özellikle Rus Büyükelçisi suikastından sonra yani ortam gergin. Dolayısıyla bu görüşmeleri erteleyelim, öteleyelim gibi bir teklif geldi CHP'den. MHP'de utangaç bir biçimde her zaman ya olsa da olur, olmasa da olur, iyi olur gibi. Ama AKP kesinlikle bunu reddetti ama şöyle bir zaten görüşmeye katılan CHP'li grup başkan vekili biliyordu. AKP 3 gün boyunca CHP'li vekillere söz verecek, konuşturacak ve 3 günün sonunda bu dayatmayı yapacaktı. Yani biliniyordu bu noktada yani AKP'nin bu tavrı. Gelelim diğer tarafa yani şimdi komisyonda hep izliyoruz komisyonu. Hakikaten CHP'liler belki de hiç olmadıkları kadar çok hazırlanmışlar. Yani 100'den fazla milletvekiliyle katılıyorlar. Yani gerek parlamenter sistemi, gerek Türk tarihini, Osmanlı tarihini çok iyi biliyorlar ve çok da iyi anlatıyorlar. Ve AKP'liler baştan biraz
tutuk kaldılar bu işlere ama muhtemelen saraydan ya da başka bir yerden bir talimat geldi ve şimdi onlar da mesela ağır toplarını göndermeye başladılar. Arkadaşlar o periskop görüntülerini verelim ekranda şey olarak yan tarafa bir görünsün o Anayasa Komisyonu ne oluyor onu da bakalım. Evet Necdet. Yani MHP mesela ilk başta çok tutuktu, suskundu ama bugün bildiğim kadarıyla işte dün Erkan Akçay Grup Başkan Vekili girdi bu toplantıya. Bugün Oktay Öztürk girdi ve onlar da bir yandan mahcup yandan yancılık yapmaya çalışıyorlar. Ve bir savunma yapmaya çalışıyorlar ama yani burada şeyi konuşmak gerekiyor tabii. Yani çok ciddi bir şey var. Örneğin yine Abdülhamit'i konuşuyoruz. Yani Abdülhamit kimdir, ne yapmıştır, Ulu Hakan mıdır, Kızıl Sultan mıdır ama yani AKP'liler talihsiz benzetme yapıyorlar. Yani şeyi de unutmamak lazım. Abdülhamit'in sonunu da unutmamak lazım ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunun da nasıl geldiğini unutmamak gerekiyor. Ona göre bir şey. Ben elbette ki şunu örneğin MHP'de 5 milletvekili deklare etti hayır oyu vereceklerini. Ben aşağı yukarı 5 kişiyle konuşma fırsatı buldum ve buna 5+5 diyebilirim. Aa bu 15'e çıkar, 20'ye çıkar. Süre ilerledikçe çok farklı bir şey yapabilir. Yine AKP içerisinde de bir kaynaşma var. İşte zaman zaman Cemil Çiçek çıkıp konuşmalar yapıyor. Uyarılarda bulunuyor ki Cemil Çiçek öyle sıradan bir isim değil. Yani AKP içerisinde gerek AKP içerisinde gerek toplumda karşılığı olan bir isim. Oradan da bir kaynaşma olabilir ve aynen 1 Mart tezkeresi nasıl mecliste reddedilmişse bunun da elbette ki bir reddedilme olasılığı var. Millete gider ne olur ne olmaz elbette ki millete gereğini yapacaktır ama ben yine meclis içerisinde özellikle CHP burada çok ciddi çalışıyor. Direniş örneğin, gösteriyor. Yani bütün milletvekilleri komisyona yani, geliyor. Sadece samimi olarak yani, direniyor yani. Şey değil, tabii ki samimi olarak direnmesi gerekiyor. Çünkü artık bu son seçim olacak. Yani hele 2019'da yani iki parti kalır 2019'da. Ondan sonra zaten tek parti kalır ya da 1,5 parti kalır. Şimdi şöyle Necdet, yani, iki parti kalsa bile bir sağ blok olarak düşünsen %65'i Türkiye'nin hani sağ görüşlü olduğu iddia ediliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok ihtiyaç kalmayacak. Çünkü sağ bloktan sürekli gelen bir isim Türkiye'yi sürekli olarak alıp bir yerlere sürükleyecek. Yani bir süre sonra saltanata dönüşmesi komutanın söylediği gibi çok muhtemel içinde. Çünkü MHP kalmayacak zaten. MHP kendi yok oluşuna oy veriyor bana göre. Ya, MHP intihar ediyor Fatih. Yani bacağına bile sıkmıyor. Doğrudan kafasına sıkıyor. Yani Devlet Bahçeli bunu izah etme gereği bile hissetmiyor. Yani vekiller gidip soramıyorlardı. İşte bilge liderin bir bildiği vardır diyorlar ama o bildiğiyle yani en yakınlara da gidip ya ne dedik, neye oy vereceğiz, neye oylayacağız, niye biz bu şekilde hareket ediyoruz? İşte daha önce de konuşmuştuk yani 4,5-5'lere düşen bir MHP var ki bu süreçteki anayasa bu şekilde AKP-MHP ortaklığı geçerse yani o %1,5-2'lere düşme şeyi de var. İhtimali var. Burada bir nokta koyalım Necdet. Bir ara vereceğiz, bir reklam arası. Dönüşte bu Özgür Özel'in çok önemli bir konuşması var. Parlamentoda. Özgür Özel'in konuşmasıyla başlayacak. Sakın bize ayrılmayın. Çok önemli bir konuşma. Ve o konuşmadan sonra bu konuya belli aralıklarla devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.